Dün akşam saatlerinde bir sosyal medya hesabının ortaya attığı iddialara göre Sedat Peker'in yapılan bir operasyonla yakalandığı ileri sürülmüştü. Sedat Peker'in video yayınlamaması ve herhangi bir paylaşımda bulunmaması iddiaları kuvvetlendirdi. Peker daha sonra Twitter üzerinden MIT operasyonuyla yakalandığı ve Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin kendisini gözaltına aldığına dair iddialara cevap verdi. İşte Peker'in o açıklamaları. Kıymetli dostlarım, Öğle saatlerinden itibaren kaldığım mekandan yetkililerle beraber ayrıldım. Şu anda kaldığım mekana ailemin yanına geri geldim. Hakkımdaki iddiaların yoğunluğu nedeniyle karşılıklı sohbette bulunduk. Şahsım hakkında herhangi bir Interpol kararı olmadığı için tüm herkes gibi ülkelerinde misafir olarak bulunduğumu söylediler. Hakkımda birçok suikast ihbarı olduğunu bana ilettiler. Hepimizin bildiği gibi. Ülkeden ayrılmamda veya ülkede kalmamda herhangi bir sorunun olmadığı olmadığını da bana ilettiler. Aydınlık Gazetesi'nde yazan SAT timlerinin ve MIT timlerinin yaptığı operasyonla yakalandığım asla doğru değildir. Zaten ben uluslararası hukuka göre aranan bir kişi değilim. Bu sebeple yüce devletimizin bana resmi bir operasyon düzenleyebilmesi de mümkün değildir. Her normal insana davrandıkları gibi bana da kibar bir şekilde davrandılar. Süslü sülü, benim ahretliyim, derin Mehmet, pelikancılar ve diğer zevatın tamamı. Biz de söz namustur. Eğer ölmez sağ kalırsak bu hikayeyi tamamlamaktan geri durmayacağız. Tabii ki bu süre zarfında gereği yer yapılmazsa yapmayanlarla ilgili söyleyecek sözlerimiz de elbette olacaktır. Beni sevdiği için dua edenlere, beni sevmediğinden dolayı sadece çocuklarıma ve aileme iyi dilek dileyenlere tüm kalbimle teşekkür ederim. Bir umuttur yaşamak.